Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz diğer programlardan tanıdığımız stratejik araştırmalar uzmanı Profesör Doktor Ahmet Maranki. Konumuz ise sağlıklı yaşamın sırları. Çünkü biliyorsunuz doğada birçok bitki var ve bu bitkiler de sağlıklı beslenmemize yarar veriyor. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Doktor Nur Hanım. İnşallah Sağlıklı yaşamın sırlarını kainat eczanesinden bugün tek tek açacağız. Çok müjdeli haberler vereceğiz. Herkes ekranda olsun. Hocam heyecanla bekliyoruz ben de ve kıymetli seyircilerim. Hatta kıymetli seyircilerim buradan bir şey söylemek istiyorum. Hemen elinize, gerçi sosyal medya hesaplarından bizi takip ediyorsunuz ama yine de elinize kalemi kağıdı alın. Hocamızın bahsettiği şeyleri yazarak kendinizde evde uygun bir şekilde olabilecekleri uygulamaya başlarsınız. Hocam yani sağlıklı yaşam, tamamlayıcı tıp, bütünleyici tıp, bitkisel yaşam, Bitkilerin sırları. Bunlar insan sağlığı için çok çok önemli. Çünkü biz ilaç sanayisinde de bitkilerden yararlanıyoruz. Zaten evimizde beslenmemiz Dur, eskiden de... Eskiden yararlanıyordu. Bitkilerde. Şimdi sentetik artık. Hı hı. Biliyoruz ki siz e, bitki bilimleri uzmanısınız. Gıdalarla alakalı ilgileniyorsunuz. Tabii ki insanların ya da dünyada ya da Türk mutfağında vazgeçilmez gıdalarımız, bitkilerimiz vardır. İşte hastalanınca şunu yapın, şunu için, şunu, şunu, şunu. Peki bir bitki uzmanı olarak sizi sorarsam... İlk mucizevi bitkilerden ilk üçünü bize sayabilir misiniz? Evet. Merak ettim. Bitki uzmanıysanız bunu bize söylemeniz gerekiyor hocam. Yani yani e, kimin ne söylediği önemli biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve de hadislerinde kim demiş, nerede demiş, ne zaman demiş, niçin demiş, neye göre demiş demeden neticeye gitmemek lazım. Hakikaten ben e, tarım toprak okudum, bitki okudum, orman okudum. Yani master tezimde bile bitki sanayi vardı. Amerika'da da yine ee, bu çiftliklerinde tarım çiftliklerinde post doktora yapmış birisiyim. Tohum standartizasyonu 2500 konferans verdim. Yetmedi bu konuda sağlıklı düşün beslen yaşa 15 tane sağlık serisi ve şifalı bitkiler şifalı yemekler, şifalı kürler kitabını da yazdım. Hani kitapsız diyorlar ya adam bir kitabı var mı yani? Çok şükür kitabımız var. Her yerde Ahmet Marankin'in kitaplarını görebiliyoruz artık. Evet yani var e, kitapsız değiliz. Artı yetmiyor kitapçımı anlatacağız da artık insanlar tembe. Hocam bir hap yap da ver falan onu da yaptık. Sirkesini yaptık, çayını yaptık, kapını yaptık, tabletini yaptık, ekstratını yaptık. Yani onu da yaptık insanlara. Yani sözünüzü ben kesiyorum. Kesiyorsun, Konu bölünüyor. Evet, çok evet, önemli. Evet. Bu temizlikteki maddeler de çok önemli. Yani artık son yıllarda ikinci maddeyle temizlikti bahsediyor. Onu İkincide da soracağım. İkincide de ona geleceğim. Şimdi birinci sarımsak. Sarımsak al, yut kardeşim. Yemeğe koy, neye koyacaksan koy. Suya koy, beklet, iç suyunu. Sarımsak benim çocuklarım üç kızım var. Üçü de sağlıkçı doktordur. Çoğu Almanya'da ihtisas yapıyor. Hepsinin kavanozu vardı, içine soğan atardı birine, birine sarımsak, onun suyunu içerlerdi. Hiç hastalanmadılar, her yıl detoks yaparlar. Bakın çocuklarınıza bunları alıştırın mutlaka. <laughs> İkincisi de bize en çok zararlı olanlardan bir tane söyleyeyim. Temizleme tozları, kimyasallar, hazır e, çamaşır tozları, bulaşık tozları, sabunlar. Ya kostik insanı öldürür, ya nasıl hocam? Ya sen sabun nasıl yapılıyor biliyor musun? Sabun dünyadaki hayvan leşleri, yağları, bir kötü yağlar, işte bilmem ne yağlar, bozulmuş yağları koyuyorlar kazana. Atık yağlar. Kaynatıyorlar, üstüne kostiği bastığın zaman oldu sabun sana. Bu seni öldürür, bu temizlenemezsin. Sabunla kirleniyorsun. E hocam sen ne yapıyorsun? Çöven otu, eskiden çöven otu vardı. Çöven otu köpürtmek için yapılır. Koyarsın, sabunu yiyebilirsin ama öbürünü yersen ölürsün. Şimdi bunlar önemli. Temizleme tozları içindeki kimyasallarla görmek mi istiyorsun gözünle? Kanıta dayalı. Bırak vatandaş olarak. Çamaşırın suyunu al evdeki çiçeğe dök. Bir saat içinde kuruyor. Ben diyorum ki gel çöve notundan yapılmış çamaşır suyunu boraks. Niye bor kullanmıyorsun? Bunları ürettik satacak adam arıyoruz. Yani ticaret için demiyorum. Devlet destek yaptı biliyorsunuz. Et devlet kuruluştur. Etibor bunu üretti, borak üretti. Aldık bundan çamaşır, bulaşık, yıkama, leke çıkarıcı yaptık. Diyorum ki bunun suyuyla da çiçeğini sula. Bak o güller nasıl açıyor, sende de gül atsın. Ve büyük saatlerin uyarıları vardır bu kimyasallarla ilgili. Bunları kullananlara hakkımızı helal etmiyoruz diyen Allah dostları vardır. Ben dinledim bunları. İşte bugün başımıza gelen mide bağırsak rahatsızlıklarının dedin ya kalın bağırsaktaki silyalar niye? İşte bu da kimyasal. Tabağı yıkıyorsun tamam seramik ama çıkmıyor içine geçiyor. Çorbayı koyduğun zaman içine ne oluyor doktor hanım? O tekrar çorbaya karışıyor onu yiyorsun. Borakslı helal sertifikalı ürünler kullanın. Devlet üretmiş bunu mesela teşvik ediyor. Al çöve notundan yapılmış sabun, şampuan kullanın. Bütün insanlığın, hastalığının, saçın dökülmesinin sebebi kimyasal şampuandır. Bedenin kirlenmesinin sebebi cilt kanserlerinde yine kimyasal beden, vücut temizleme vesaireleri ve kremler ve saç boyaları, meme kanserinin %86'sıdır. Doktor hanım siz bir kimsiniz? Yapılan istatistikler var ama bunları hiç kimse televizyonda çünkü konuşmuyor. Neden? reklam pastası var. Peki. Ben bunu televizyonda söyledim bir program kapattılar bir gün. Niye? Hocam sizin arada bir zaten dedi saç reklamı, şampuan reklamı verdik dedi. Biz battık dedi şimdi. E Allah var. Rabbil Alemin hatırı dururken hangi hatır ondan üstüne olabilir? Peki mucizevi bitkilerden sirke hakkında ne diyorsunuz evet, en önemli şeylerden? Hem yani vücut temizliği hem yani çevre temizliği <laughs> Bravo. her alanda. Sarımsaktan sonra size hepinize, onun da sirkesini yapacağım ama sarımsağı daha yapmadım. Sirke biliyorsunuz nedir sirke? Elma sirkesi. Sirke prebiyotiktir. Bir yıllık sirke sebze veya meyvasının 10 katıdır. 5 yıllık sirke 50 katıdır. 10 yıllık sirke diyelim ki ne elma sirkesi 100 katıdır keskinleşir hani küpüne zarar verir derler ya niye insana zarar vermez şu an 10 yıllık bir elma sirkesinin bir kilosu kaç para biliyor musunuz 1500 lira. demek ki bozulmayan tek bozulmayan ürünlerden bir tane tek... ba organik balla sirke gibi sirke de bozulmuyor kesinlikle bu probiyotik olduğu için devamlı bakteri örüyor içinde ve şu an Türkiye'de ilk defa bu sirkeleri Elma sirkesi hemen bunu da anlatalım. Elma çok faydalıdır. İnsan bedenine pH'si uygun dünyadaki tek bitki elmadır. Allah onun için çok yaratmıştır. Her gün bir elma yiyin. Ama o koca koca değil, küçük pazarlardan olan tabii elmaları. Olmadı Hormon sirkesini. Elmalar. Sirkesini yapın bakın. Elma sirkesi. Kan yağları, kolesterolü zayıflamak için herkesin kullanması lazım. Bu ara bütün bitki çaylarının içinin yüzde seksen elma katılır içine. Çay olabilmesi için. Bak yapan birisi gibi. Şu an maranki çay içiyorsunuz burada. Görüyorsunuz. Şifalı. İki, ceviz sirkesi. Tiroidlerinizin ilacıdır. İyot yüklülüğü. İyot eksikliği insanı deli eder. Evet onu da soracaktım. Ha, deli eder. İyot T3, T4'ün benzinidir. Halkın anlayacağı şekilde. Size birisi canım der. Canın çıksın dememek için kız çocuğunuza evladım ne yaptın öf be anne dememesi için ona iot vermeniz lazım Japonlar niye e, zekaları yüksektir bakın bilinir bu Japonların resmi günde 3 gramla 2 gram arası iot kullanır gram diyorum Dünya Sağlık Örgütü şu an 150 mikrogram çocuklara yetişkinlere 200 hamilelere çift can olduğu için 250 mikrogram öneriyor ama Japonlar bunun 10 katını kullanıyorlar. Bakın. İyot iyotsuz bir toplum aynı tuzsuz Deli Bekir gibidir. Mutlaka iyotu bir ceviz sirkesinden alabilirsiniz. Kristal yaları yak alabilirsiniz. Dereotu tozundan alabilirsiniz. Ceviz yağından, cevizin kendisinden alabilirsiniz. Spirulina veya Laminaria yosun yönünden çok güçlüdür her kadının mutlaka spirulina, klorella kullanması lazımdır, elzemdir, vaciptir. A'dan U'ya bütün vitaminler yosunda vardır. Nasıl hocam? E denizdeki bütün mikropları yiyen yosunlardır. Yemek öncesi al bunu midene koy bak mikrop aşağı geçiyor mu? Geçmez. Elini apış soğup buz gibi hani uyuşurlar ya demir eksikliğinden. Evet. Ispanaktan 24, ...karaciğerden 54 kat fazla demir sadece yosunda vardır. Ve iot. Ya bu kadar bir mucize bitki. Ben bunu Tarım Bakanı'nda Ayşe Hanım vardı. Bakan Yardımcısı Ali Coşkun Bakanımla yanına gittik. Dedi bunu dinleyince hemen gitti Muğla'da yosun üretti. Bunları tam biz alacağız edeceğiz kadını görevden aldılar. Yani inandılan insanlar da var bunu. ama... Devlet bunlara kaygı duymuyor. Anlattığımız insanlar var. Ne yapıyorum ben bunu? Kendim Ege Üniversitesi'nde Çukurova'da hocalarla akademik ünvanımdan dolayı arkadaş diyorum bana yosun üret. Tamam hocam alacağım mı? Alıyorum diyorum. Alıyorum bunları. Hapımı yapıyorum. Yiyemeyene yahu in, atlara ne veriyorlar biliyor musunuz? Vitamin tozu. Yosun veriyorlar 10 gram. At koşsun diye. E peki biz insana niye vermiyoruz? Ata kepek yediriyorlar. Niye insana yedirmiyoruz? İhanet burada başlıyor. Tuz keçiye yalatıyoruz. Niye bana yedirmiyorsunuz ya? Bak ben bunu söyledim tuz yiyin diye bir programı isim vereyim. E, devlet 300 bin lira ceza yazdı. Niye? Halk sağlığını tehdit ediyorum diye. Düşünebiliyor musunuz bunu? Tabii iptal edildi. Daire falan devletimiz sahip çıktı vesaire. Yani bu ülkede şu söylediğim üç şey bakın tuz. Keçi koyun yiyor besile olsun bana yedirmiyorsun. Rafine tuzu çakmışsın onu yeme. İki diyorum ya yosun. Atlara bilmem nelere protein diye verir. Bana niye önermiyorsun bunu ya? Ya bunu tavsiye et okullarda tıpta okut değil mi? Üretimini yap. Yine bunun dışında dediğim gibi kimyasallardan uzak kalıyoruz doktor hanım. Onun yerine borakslı ve dediğim gibi çövenli sabunları kullanırsak mide bağırsak rahatsızlıklarından kurtulmuş oluruz diye de söylemek istiyorum. Üçüncüsü iot demiştik. Iot bu bitkilerde mevcut olmadı. Şu an insanlığa bir müjde gibi bir Türk bilim adamı şu anda ben dünya bilim buluş adamları genel sekreteriyim. Rus, Amerikan ve Azerbaycan, Türkiye işbirliğiyle Çerkezköy'de şu anda insanlığın hizmetine Tabi iotu Rabbim üretmeyi nasip etti. Bakanlıktan onaylattık. Şu anda 250 miligramlık 12 gramlık bir şişede iotu insanlığın hizmetine sunma mutluluğunu yaşıyorum. Teşekkür İnsanlara sadece hocam. alıp içmeleri lazım. Mutlaka bugünkü stresin ana kaynağı iottur diye söylemek istiyorum. Sadece o değil, lityum, çinko ve selenyumu eksik olan akıl edemez, düşünemez, göremez, okulda başarılı olamaz. Gergindir bu. Bakın, benim gerginliğim bana diyorlar ki "Hocam niye sinirlisin?" Ya evimiz yanmış, çocuğumuz 2 yaşındaki çocuk hasta doğuyor. Doktor hanım sen hekimsin. Hasta evimiz yanmış, yangın ülkeyi sarmış. Ben de 20 bin kişi bizim öğretilerimizde kainat şifanesine dönerek doktorların da dediğini yaparak ilaçlarından kurtulmuştur. Hedefimiz bu olmalı değil mi devletimizin? Sağlık politikamız bu olmalı değil mi bizim? Bunlar düzeltilmelidir. Modern tıbbın Hans'in, John'un engin tecrübeleri varsa ya bunun yanına sen niye bunu koymuyorsun? Daha yeni yeni Diyanet Vakfı'na biz İbn Sina'nın Fitül Tıbbını çevirttirdik de ilk nüshasını bana verdiler. Bunu okullarda okutsana. Çok acı bir şey söylüyorum buradan Sağlık Bakanlığı'na da. Sayın Cumhurbaşkanımız ben ben İnebolluyum. Ben İnebol'da en az 7-8 defa misafir etmişizdir kendisini. Emine Hanım dinler bu meselelere, tohum meselesine çok kaygı duyar. Hatta bitkicilerin şifacılığını reddetmek bu ülkeye ihanetle eş değerdir diye sözleri kullanan bir Emine Erdoğan iyi ki var. Ya bu ülkede tamamlayıcı tıp bilgisinin kitabı hani var ya ekibin görüyorsunuz kurs 6 ay bir sene. Getirdim bizim doktor Ahmet Laçin. İşte tıbbi en iyi bilenlerden birisidir. Getir dedim şu kitapları doktor bir bakalım. 6-7 dalda bu ihtisası aldı. Bir tane baktım Almanca. Almanca. Fotokopileri çekilmiş. Talebe doktorlara bunları verir. Buradan oku. Şimdi ben baktım. Abi, yani doktorun adını verdiğim için girmek istemiyorum sözüne. Bakıyorum şimdi benim de şifalı bitkiler kitabım var. İlmini almışım. Yahu oradaki bir tane formül vallahi billahi tallahi doğru de değil. Zaten o kitap doğru olsaydı Almanya'da hasta kalmazdı. Değil mi şimdi bu ilaçlar yüzde yüz faydalı olup yan etkileri olmasaydı hastaneler olur muydu? E peki sen hiç düşünmez misin? Efela takilun yetefekkerun bizim dinimizin emri değil mi? Ya Allah Allah bu kadar ilaç bu kadar hastane her gün biz iyileşmiyoruz. Aynı bitkide de aynı oyun var. Maranki'nin şifalı bitkiler 500 sayfa kitabını vermiyor. Otçu Maranki oradaki de doktor değil ha. O da botanikçi kimyager. Onu getiriyor fotokopisini çekmiş yalan yanlış buradan oku diyor. Oradan 10 tane sual veriyor. Öyle olur ya. Hani Hı -hı. şuradan 10 taneye çalış. Geç bunu diploma al. E bunun fitoterapistinden ne faydası olacak? Zaten konuştuğum hekimler de öyle diyor arkadaşlarım hepsi. Hepsi ben Sağlık Vakfı Başkanıyım. Hocam diyor biz onu geçmek için kullanıyoruz diyor. Esas diyor ki kainat şifanesi 12 bin endebik bitkinin doktor Nur Hanım 9600'ü Türkiye'de ben Tarım Orman Bakanı Veysel Eroğlu'na dedim ki onu yaptılar. Bizi yapıyorlardı. tarım son, olarak... anda, son anda bir şey oldu. Veysel Bey bakan oldu. Dedi ki Maranki bakan benim dedi. Duyarsa değerli dostum kardeşim bu ülke hizmeti çok olmuştur. Çin'e git dedim Çin'e. Bak gör dedim adamlar 100 milyar dolar bu 10 sene önce. İhracat yapıyor. Yok hocam dedi 100 milyar dolar. Büyük para yani. Gitti bir gün dedi ki İzmir'de beraberdik bir konferansta. Ya hocam hakikaten dedi ya. Ya bunlar dedi açmış dünyaya 100 milyar dolar diyor. Bitki satıyor, yağ satıyor, tohum satıyor. E bunun menbaı neresi? Türkiye. Zaten hocam ülkemiz gerçekten muazzam bir bölgeye coğrafi yapıya sağlık şey doğal şey bitki örtüsü olarak, iklim olarak, tarım olarak dünyada da önde gelen zengin ülkelerinden bir tanesi hemen hemen her şeye yetişiyor. Yani yüzyıllardır zaten Türk mutfağından sarımsak, Kendi sirke, kendine çörek tek ve Tin suresinde zaten zeytinden bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlara sahipiz ve dünyaya ihraç edebilecek boyutlarda bir şey ülkeyiz. Bunları Ama yapan yok. Yaptık. Kullanırsak, Yaptık ya, ürettik, inovatif diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. ...inovatif katma değerli ürünler üretin. Şu an ben ekstra ürettim. O zeytinin içindeki oloropini çektim. Allah'ın esmasının olduğu manevi bilgisi olanlara getirdim, ürettim. Bunu yavşan otuyla birleştirdim. Avrupa'da ürünlerimizi ihraç ettik. Almanya Tarım Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğü'ne ürünümüzü verdik laboratuvara. İnternette görebilirler ilaç gibi kullanılabilir diye rapor verdi. Ya ben bunu 20 defa her türlü akitte de sayfamda ben önemli biriyim. 40 sene devlette çalıştım. Rahmetli Özal'dan günümüze kadar bütün başbakanlara danışmanlık yaptım. Diplomatlık yaptım. Birleşmiş Milletler diplomat olmuyor. Hani sıradan biri değilim acizane izah için. Ya bir çağır sor ya Diyorum ki bu ürün zeytin, yavşan otu, Çinliler bunu kullandı. Veronica Bakabungo, pelin otu dedikleri. Bunun aşıya kullandı adamlar. Bununla dört günde negatife döner. Ya bir yüz hasta verin deneyelim ücretsiz dedim. Vallahi hiç kimse arayıp sormadı. bu. Bu ihanettir bu ülkeye. Yani bunu niye söylüyorum? Kaygı duysunlar. Her şeyin çözümü var. Korona dediğimiz bugün arttı şu an biliyorsunuz. Yani şu anda çocuklar öksürüyor. Okul müdürüyle görüştüm. Çok pek çok okul tatil edildi. Herkes öksürüyor. Zencefili, zerdeçalı, pelin otunu tamam mı? Birazcık da içine efendim pekmez. Erkekler için e, farklı bir pekmez, üzüm pekmezi, dut pekmezi karıştır. Ver çocuğa bir kaşık bu çocuk hastalanmaz ki. Gümüş herkese kolonya sıkıyor şimdi. Geldik burada kolonya. Kardeşim benim benim gümüş celim var. Gümüş dünyada virüs bakteri öldüren 400 bin kayıtlı Akdeniz Üniversitesi'nde yayın var. En önemli bir mikrop öldürücüdür. Gümüşü al iç. ineklerin memelerini var. Kıyorsun ya mikrop öldürücü veterinerler. Yahu niye bunu insana kullanmıyoruz? Avrupa bunu yıllardır kullanıyor. Getirdik bu gümüşü meyan köküyle nasıl emilsin? Bilmimizin, ilmimizin şeyi aldık koyduk eline sürüyorsun. 8 saat yüzüne koronalı tükürse geçmiyor. Doktorlar tarafından tescilli. Bir gün bunu kimse konuşmuyor. Bu konuşmamak ihanettir. Bilime ihanettir bu. Bakın bu dünyanın Allah'ın yarattığı alim sıfatındaki ilme ihanettir. Allah bunları niye yarattı yavşan otunu? Bunun için yarattı. Sarımsağı niye yarattı? Çocukların kurtlarını öldürsün kalp damarı açsın diye yarattı. Adam 8 tane stent takmış. Geçen gün yazmış hocam bu limon sarımsak kürü. Evet doğrudur yap 7 gün. Bak nasıl açılıyor plaklar. Alıç dünyada kalp damar için alıç sirkesi kalp plaklarını açması üzerine 8 tane yayın var. Ya bunları duyursanıza bu ülkede. Her gün reklam veriyorsunuz. Sağlık Bakanlığı reklam veriyor. Covid'den korunmak için maske tak aşını yaptır. Güzel yaptır bunları. Bunu yap da de ki alıç sirkesi kullan. Prebiyotik kullan. De bunu ne olur bir şeyin mi eksilir? Sen yapamadın Tarım Bakanlığı yapsın bunu. Biz kendi kendine tarımda yeten tek ülkeyiz. Doktor Nur Hanım. Ama bizi soğana muhtaç ettiler bu ülkede. Bilemiyorsan gel Ahmet Maranki 750 tane inovatif ürünü kanunlaştırmış, çağır, sürdürülebilir. Ya hoca sen bunu nasıl üretiyorsun? Soğan üretemiyor insanlar ya. Ya biz 750 tane tıbbi naneyi, mürver çiçeğini, alıçı, kuşburnunu dağlardan toplatıyoruz, pelinotunu kurutuyoruz. Bir de Avrupa'ya ihraç edip rapor alıyoruz. Halk mutlu, devletten bir üniversite, bir kuruluş. Allah rızası için ya hocam. Lütfen bir buyurun bunlar nasıl yapıyoruz? Bizim ülkemizin 12.000 3.000'in 9.600'ü Türkiye'de yahu Çukurova'da sulak yerde buğday teşbih yapıyorum. 5 lira kantoron 50 lira. Ya diyorum kantoron ek dışarıdan alıyoruz bunun yağını. Ekmiyorlar. Ektirmiyorlar. Tıbbi nane ekin dedik. Ektiler TKDK Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı. Ektiler tarlada bıraktılar. Kimse almıyor. Bakın şimdi. Şimdi lavanta hayranlığı var. Herkes lavanta ekiyor. Alan yok. Beni arıyor herkes. Ya hocam lavanta diye konuştular. Kimse almıyor. Yollayın. Ben alıyorum ya. Tabii ki bir hekim olarak ülkemiz güçlü bir ülke. Her zaman hastanelerimiz, Sağlık Bakanlığı doktorlar olarak biz her zaman 7-24 yanınızdayız. Her dağ, bayır, ova hiç şey olmadan şehir, köy ulaşabiliyoruz. Ama bunun dışında ülkemiz gerçekten şey, coğrafi olarak, bitki olarak, tarım olarak çok zengin özellikle Teşitlilik. kış evet özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimiz çöküyor Gribel, virüsel ha hastalıklarla karşı karşıya geliyoruz. İsimlerini saymakla bitiremiyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de hadislerde de bahsediliyor. Dediğimiz gibi zeytin olsun, sarımsak olsun, sirke olsun, ıhıtır, zencefildir, zerdeçaldır, ıhlamur, adaçayı, papatya, melisa binlerce bitkileri hatta hiç ücretsiz gidip dağlardan kendiniz de toplayabilirsiniz güvenilir kaynaklardan, ahtarcılardan da alabilirsiniz. Sağlıklı ve zinde kalmak istiyorsanız bunları dikkat edin. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp kıymetli bilgilerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Hocam inşallah başka programlarda tekrar görüşürüz. Yayının tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından sağlık vakti programını izleyebilirler. Bir şey mi söylemek istedim? Bir son cümlesi ekleyebilir miyim? Ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdin devası var. Bunu bir kere söylüyoruz kabul edelim. Kanser, kısırlık, çocuk olmama diye. yani satılık o hastalıklar var ya isimde. Hı, hı. Kainat şifanesi bunun için yaratılmış. Bakın her türlü bitkisiyle, çayıyla, kapsülüyle, ekstratıyla, yağıyla, sirkesiyle güvenilir şekilde bunu elde etsinler. Mutlaka bu modern tıbbın yanında hastalanmamak için bunları denesinler. Ha hastalandınız zaten hastanelerimiz ve doktorlarımız hizmetimizde hem de Dünyanın en iyi doktorları ve hastaneleri de ülkemizde ama kainat şifanesi her derde devadır diye söylemek istiyorum. <laughs> Kıymetli izleyiciler, hocamızın da belirttiği gibi ülkemiz gerçekten tarım ve bitki olarak çok çok zengin. K kainat şifanesi zaten herkesin evlerinde olabilecek şekilde. Bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin en iyi doktorları, hemen dünyadaki en iyi doktorlar Türkiye'de. Sağlık Bakanlığı, devletimiz hastaneler ve hekimler olarak biz 7/24 yanınızdayız. Her zaman hastalandığınızda şifane olarak yanınızdayız ama biz istiyoruz ki hasta olmadan sağlıklı kalmaya dikkat edin. Bunun için evlerinizde Kur'an-ı Kerim'de de bahsedildiği gibi zeytindir sarımsaktır, sirkedir, zencefil, zerdeçal, nane, limon, ıhlamur, adaçayı çörek oda aklınıza gelebilecek bu İster bunu en yakın aktarcıdan, güvenilir kaynaklardan alabilirsiniz. İster hem toprakla temas edip doğadan kendiniz de alabilirsiniz. Önemli olan hasta olmadan hastalığı yenebilmeniz. Hastalığı maruz kaldığınızda zaten biz elimizden gelen müdahale veriyoruz. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp değerli bilgilerimizi ve paylaştığı için hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah teşekkür başka ediyorum. programlarda tekrar görüşmek üzere. İnşallah haftaya çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere sağlıkla hoşça kalın.